İslam kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir. O yüzden her yönüyle ilgili mutlaka bilgilendirici olmuştur. Bir Müslüman evlendiğinde ve eşiyle arasında helal ve haram olan bazı şeyleri bilmesi lazım. Yüce Allah eşleri birbirlerine helal kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğinden dilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir. Fakat eşler arasındaki bu cinsel özgürlük alanı büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşler arasında cinsel haramlar vardır. Bu videoda bilmeyenler için bu videoyu hazırladık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara: adet ve lohusalık halinde cinsi münasebette bulunmak. İslam dininin insanlığa sunduğu cinsel nizamı mümin eşlere yüklediği ana göre adet halinde cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınmaktır. Hiç şüphesiz Yüce Allah bütün yasakları olduğu gibi adet hali cinsi münasebet yasağını da zararlı olduğu için koymuştur. Üstelik bu zarar vericilik sebebini diğer yasaklarından farklı olarak da eza sözcüğüyle açıklamıştır. O bir ezadır. 2 numara: arka organdan temas etmek. İslam dini erkek erkeğe ve kadın kadına cinsel ilişkileri haram kıldığı gibi kadına arka organdan cinsel temasta bulunmayı da yasaklamış, haram kılmıştır. Bu yasaklama kişinin kendi karısının da yabancı kadınları da içine almaktadır. Peygamberimiz de bunun çok büyük günah olduğunu belirtmiştir. 3 numara: başkalarının yanında ilişkide bulunmak. Eşler arasındaki cinsel haramlardan biri de başkalarının yanında ve gözleri önünde sevişmek ve ilişkide bulunmaktır. Yaratılışın ilahi düzeni, İslami inanç ve sorumlulukta pekiştiren hiçbir insanın yapmayacağı derecede aşağılık bir fiil olarak görülmekte. Çok yönlü bir haramdır. 4 numara: cinsel görevden kaçınmak. Evlilik içi cinsel haramdan biri de eşlerin her birinin cinsel görevlerini zamanında ve gereğince yapmasıdır. Her bir haram iç huzursuzluğa sebeptir. Bir diğer haramı davetçidir. İşlenildiği ortamın huzurunu ve bereketini gidericidir. Cinsel hayat, evlilik hayatının temeli ve yaşatıcı sebebi olduğu için çiftlerden birinin cinsel görevini yapmaması, yapsa da sık sık engeller çıkarması açık bir zulüm, kesin bir haramdır. 5 numara: ilah yapmak. Karısına yaklaşmamaya yemin etmek. Yapılması halinde geçerli ise ilah kişinin karısının cinselliği aleyhine bir atılımı olduğu için zulümdür. Dolayısıyla haramdır. Cinsel bakımdan zararına yönelik olduğu için kadın ilahda bulunan kocası aleyhine dava açabilir. Koca 4 ay içinde sözlü veya fiili olarak ilahsından döner ve cinsel ilişkiye başlarsa ilah ortadan kalkmış olur. 6 numara: İttikaftayken cinsi münasebette bulunmak. İtikaf, cünüp olmayan erkeğin, hayızlı veya lohus olmayan kadının Allah'a ibadet maksadıyla bir camide durmasıdır. Kadının evinin namaz kıldığı mahallinde ittikafa girmesi ise dinin özüne daha uygundur. İtikaf bazı bilginlere göre en az bir gün bir gecedir. Bazı bilginlere göre çok az bir sürede olabilir. Ancak müekked sünnet olan asıl itikaf, Ramazan ayının son 10 gününde 10 gün olarak girilen itikaftır. 7 numara: İhramdayken cinsi münasebette bulunmak. Eşler arasında cinsi münasebetin geçici engellerinden biri de ihrama girmektir. Bu sebeple ihrama giren kişinin cinsi münasebette bulunması haramdır. İhram, mikat denilen ve sayıları belirli olan yerlerden birinde hac veya umreye ya da her ikisine birden niyet ederek telbiyede bulunmadır. İhrama giren kişi Allah'a itaatsizliği ve insanlara çekip çatışmayı kendisine yasak kılmış olur. 8 numara: müfessile. Müfessile, kocası kendisini arzuladığı zaman adet görmeye başlamadığı halde adet görüyorum diyerek kocasını aldatan kadındır. Başlamadığı halde başladı diyerek kocasını aldatan kadın per büyük bir günah işlemiş, ilahi lanet gölgesi altına girmiş olur. 9 numara: zıher yapmak. Evliliğin içinde cinsel haramlardan biri de zıher yapmaktır. Zıher, Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 2. ayetinde çirkin ve yalan söze dayalı olduğu açıklanan bir kurumdur. Zıher, bir kimsenin karısına "sen bana anamın sırtı gibisin" diyerek onun kendisini haram kılması. 10 numara: oruçluyken cinsel yaklaşımda bulunmak. Evlilik içindeki cinsel haramlardan biri Ramazan ayında oruçluyken cinsi münasebette bulunmaktır. Oruç Allah'ın emridir ve imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yemek içmek ve cinsi münasebetten kaçınmaktır. Ramazan ayının oruçlu günlerinde cinsi münasebette bulunmak haram, gecelerinde ise helaldir.